Karamsarlık ve kötümserlik çağımızın en büyük dertlerinden biri. Çünkü hayat genelde umduğumuz gibi gitmiyor, beklediğimiz gibi gelişmiyor ve biz de olumsuz deneyimleri üst üste koyunca zannediyoruz ki bazen hayat hep böyle mi gidecek acaba diye bir karamsarlık tohumları atılmaya başlıyor zihinlerimize. Şimdi esasında karamsarlıkla ilgili çok klasik cümlelerimiz var. Belki hepinizin zihnine zaman zaman gelen cümleler. İsterseniz onlarla şöyle bir karamsarlığın ne olduğunu anlayabiliriz. Evet. Hadi başlayalım. İlki. Hayatımdaki aksilikler ve sorunlar hiç bitmiyor. Kendimi çaresiz hissediyorum. Düşünüyor musunuz zaman zaman belli yaşam olayları size bazen çaresiz olduğunuzu hissettiriyor mu? Peki diğer bir cümle. Bazı sabahlar uyanmakta çok zorlanıyorum. Hatta yataktan kalkıp işe gitmek yerine tüm gün evde kalmayı istiyorum. Geliyor mu hiç aklınıza? Gerçi programımız sabah erken başlayan program ve şu anda buradasınız. Demek ki sabah kalkmakla ilgili pek problem yok ama bazen kendimizi o kadar enerjisiz, bitkin, yorgun hissediyoruz ki keşke bu yataktan hiç kalkmasam, bütün gün şöyle uyumaya devam ediversem diye. İşte bu da karamsarlıkla yine bağdaşan cümlelerden bir tanesi. Hayatımda keyif alacak hiçbir şey yok, hiç evet. Hobim yok. Kendimi çok mutsuz hissediyorum. Ay kıyamam sana be. Esasında çok hobileri olan, hayattan da keyif alan birisiniz ama zaman zaman hepimizin aklına hayatımızın çok renkli olmadığı, hobimizin olmadığı, fazla zevk almadığımız gibi düşünceler yine zihnimize hücum ediyor. Orada yaptığımız şey esasında sadece hayatımıza derin bakmaktan ya da olumlu şeyleri görmekten biraz uzaklaştığımız zamanlar oluyor. Ama bu cümle de hayattan zevk almıyorum cümlesi de karamsarlıkla birebir ilişkili cümlelerden bir tanesi. Peki bir başka cümle. İstediğim gibi bir işe sahip olamıyorum. Ya da sevmediğim bir işim var ama bir türlü değiştiremiyorum. İşe giderken ayaklarım geri geri gidiyor. Çok rahatsız cümlelerden bir tanesi. Baktığınız zaman hayat şikayet mayınlarıyla dolu. Yaşantımız şikayet ögeleriyle dolu. Ve bazen işimizden de şikayet ederken bulabiliyoruz kendimizi. İş yerindeki sohbetlere bazen bakıyorsunuz. İnsanlar iş yerlerinde hep iş yeriyle ilgili, şikayetlerle ilgili bir takım sohbetlere girebiliyorlar. Velhasıl işimizden memnun olmamak, onu değiştirmeye çalışmak yerine, onun yarattığı karamsarlıkla mücadele etmek için biraz daha işimizin olumlu, güzel taraflarını, işimizin bize kazandırdığı kimliği ve bu kimlikle toplumun bizi nasıl kabul ettiğini düşünerek belki bununla da baş edebiliriz. Hepsiyle nasıl baş edeceğimizi az sonra göreceğiz. Bunlar sadece karamsarlıkla ilgili ana cümleler, ana bu düşünceler. Bu cümleler zaten aslında hakikaten birçok gün kendimizi söylerken duyduğumuz veya evet. çevremizden duyduğumuz. Ama evet. şimdi Zahide bir taneyi atladı özellikle. Çünkü niye? Onun durumuna binaen, benim durumumda problem yok, ben onu okuyabilirim. Sevmek, sevilmek, evlenmek istiyorum. Ay ay ay, ben seni evlendiririm Ayşe'cim. Yani gerçekten bu da bir ihtiyaç evet. ve bunu yaşamadığımızı hissetmekte büyük bir doyumsuzluk. En maalesef. Büyük de karamsarlık sebeplerinden bir tanesi. Sevilmediğini Doğru. hissetmek sadece aşkla da ilgisi yok. Ciddi bir karamsarlık. Doğru. Sevmek ve sevilmek esasında bunlarla ilgili ihtiyaç çok büyük bir duygusal boşluk yaratıyor. Romantik dünyasında zaman zaman bu tür kayıplar yaşayan insanlar da büyük bir hüsran içinde kendisini algılayabiliyor. Ve düşündüğümüz zaman romantik ilişkilerle ilgili geçmişi ve o hayatı bazen karamsarlığa çok yakın yerde konumlandıran cümlelerden bir tanesi de bu oluyor ne yazık ki. Bak Aytu, buna hiçbir şey söyleyemezsin. Tam benim cümlem. Kilo vermek istiyorum. Kilo veremiyorum. Normalde öyle olmadığım halde ekranda kilolu duruyorum. Ne yapsam da kilo versem ya Rabbim deyip karamsarlığa düşüyorum. Ne diyeceksiniz bana şimdi? Şimdi bu da esasında sizin görüntünüzle ilgili hiçbir probleminiz olmadığını çok iyi bildiğim için rahat cevap vereceğim şu Lütfen. Anda. Hiçbir probleminiz yok. Bazen kendimizi kabul etmekte kişi olarak zorluk çekiyoruz. Bu zorluk zaman zaman fiziksel görünümümüze de sirayet ediyor. Ve biz fiziksel görünümümüzden memnun olmazsak, aman kilo vermem lazım, aman şurayı şöyle yapmam lazım, şöyle düzeltmem lazım, şöyle yapmam lazım derken sürekli bir karamsarlığın içine kendimizi gömebiliyoruz. Çünkü hayatta bir kontrol edebileceğimiz şeyler var, bir de kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler üzerine çok fazla üzülürsek bu bizi çaresizliğe götürür. Çünkü üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Yapmamız gereken şey kontrol edebilecek, hayatımızda kontrol edebileceğimiz şeyleri değiştirmeye çalışmak. Kontrol edemeyeceklerimize sadece bakışımızı değiştirmemiz lazım. Yani şurayla ilgili bir kontrolüm yoksa biraz daha böyle bakarım. Ama burada, bu baktığım yerde kontrol edebileceğim bir durum varsa onun içinde olmak, o bölgede olmak ve oraya nüfuz etmek yapmam gereken şey. Kontrol edebildiklerimiz ve kontrol edemediklerimiz diye hayatımızdaki sorunları ya da olumlu şeyleri
ikiye ayırmakta fayda var. Aslında benim böyle yıllar içinde fark ettiğim bir şey var. Mesela sokakta diyelim yürüyorsunuz. Hı hı. Hani bu şeyler var ya, yani örnek olarak yaptığım için örnek geldi aklıma. Hani böyle şeylere, tavşanlara şey çektirdiler. Kur'an niyet çektirdiler. Veya böyle bir ödül şeyi var. Siz gidiyorsunuz ve çok basit bir şey yapıyorsunuz. Tutmuyor. Bir şey çıkıyor. Veya oradan kötü bir şey çıkıyorsa diyor ki işte hani iyi bir şey çıkmadı. Şimdi onu biz o mutsuzluğu içimize alıyoruz. Ve o mutsuzluk gidiyor. Sanki ben normal hayatımda mutsuz bir insanmışım gibi yürümeye başlıyorum ondan sonra. Halbuki yok. Benim hayatım gayet her şey. O küçücük bir olay. Aslında böyle hani suya bulaşan bir leke gibi bir anda bütün vücuduma ve ruhuma yayılıyor. Yani sizin kontrol edebilmek dediğiniz herhalde bunlar. Yani bizim onun farkında olmamız lazım. Bu benim hayatımda ne kadar yer tutuyor? Şu kadarcık, parmağımın ucu kadar yer tutuyor. Onun için hani ondan kurtulayım, benim hayatım güzel, ben güzel taraflarına bakayım. Şimdi esasında söylediğiniz çok doğru. Çünkü orada zihninize bir düşünce gelmiş oluyor. Karamsarlığı yaratan, karamsarlık duygusunu yaratan bir düşünce gelmiş oluyor zihnimize ve o anda biz artık o düşüncenin tesiriyle karamsarlığa kapılıyoruz. Esasında olan bir şey yok. Zaten karamsarlık yaşadığımız durumlar, olaylardan ziyade o olayları değerlendirme biçimimiz ve algılamamızla alakalı. Sizin şöyle bir şey, olumsuz bir şey söylendiği anda oradan çekildi, okudunuz, olumsuz bir şey. Anında gününüz olumsuza doğru gidiyor. Çünkü sistem önlem al diyor. Yani bir olumsuzluk olabilir, önlem al. Önlem almak için de karamsarlık düşüncesi, karamsarlık duygusunu yaratan düşünceler geliyor. Esasında karamsarlığın işlevi bu. Yani kötü bir şey olabilir, beklentini yükseltme, hayal kırıklığına uğrama. Esasında karamsarlığın... Aslında koruyucu bir mekanizma yani. Tabii kesinlikle koruyucu tarafı var. Zaten yeryüzünde insanoğluyla ilişkili hiçbir duygu işlevsiz değildir asla. Tamamen işlevsiz olamaz. Bir işlevi olduğu için o duyguya biz geçmişimizden gelen bir şekilde sahibizdir.